Selamlar herkese. Bugün bir kırtasiye alışveriş videosuyla karşınızdayım. Sanat alışverişi diyeyim. Kırtasiye değil de. Evet, daha önce bir alışveriş videosu yapmıştım ama orada aldığım ürünleri göstermiştim sadece. Alışveriş yaparken göstermemiştim. Siz de yorumlarda gidip alışverişi yerinde çekmemi istediniz. Ben de bugün onu gerçekleştiriyorum. Ve bugün size sanat alışverişlerinde %15'lik bir indirim kodu vereceğim. Onunla Colorbox web sitesi üzerinden veya Colorbox'ın mağazalarından gidip %15'lik bir indirim alabileceksiniz. MYCZM2 yazarsanız veya mağazaya gidip MYCZM2 diye kodu verirseniz, Muhammed Yüksel'in kanalından gördüm, indirim kodunu kullanmak istiyorum derseniz size bu indirimi sağlayabilirler. Buradan da sanata veya sanatçıya destek verdikleri için Colorbox ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim aylık alışverişlerim oluyor arkadaşlar. Sürekli resimle ilgilendiğim için sürekli malzeme almam gerekiyor. Bu bir döngü yani. Her ay benim yapmam gereken bir şey. Çünkü malzemelerim eksiliyor kullandıkça. Bu da onlardan birisi. Bu videoyu beğenirseniz, isterseniz ben sürekli yapmak istiyorum bu tarz videolar. Kodu aşağıya da yazacağım. Ekranda da göreceksiniz. Yaz boyunca muhtemelen 3 ay boyunca bu kod geçerli olacak. Yaz boyunca Colorbox sanatçıları destekleyecek bu şekilde. Dilediğiniz gibi bu kodu kullanabilirsiniz. Web sitesinden veya mağazalarından gidip alışveriş yapabilirsiniz. Söylediğim gibi. Mikrofon kullanamıyorum arkadaşlar. Kullandığım kameranın mikrofon girişi yok. O yüzden kusura bakmayın, sesim biraz kötü gelebilir. Ama anlaşılır diye düşünüyorum. Anlaşılmayacak kadar kötü alacağını düşünmüyorum. Şimdi mağazada çokça ürünler var arkadaşlar. Mağaza içinde merak ettiğiniz böyle farklı ürünler varsa ayrıyetten inceleme videosunu çekebilirim. Benim de oradan incelemek için alacağım birkaç ürün olacak, aklımda olan. Size göstermek istediğim birkaç böyle ürünü var. Onları da alacağım. Onların da ayrı videoları gelecek. Yakın zamanda bir fırça temizleme videosu yapmak istiyorum. Çokça soruyorsunuz bu konu hakkında. Ben de yeni yeni çözüyorum fırça temizlemeyi. Yani deneme yanılma yoluyla farklı farklı teknikler denedim. Son yaptığım temizleme şekli hoşuma gitmeye başladı. Fırçaları daha iyi temizlemeye başladı. Bu fırça temizleme videosunu biraz ertelemiştim. Yakın zamanda fırça temizleme videosu da gelecek. Ve şu anda atölyem tadilatta, yaz boy kursu açmayı düşünüyoruz Ersin Mert ile. Atölyeyi de ona uygun bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum şu anda. Videonun sonunda göstereceğim, hatta şu anda size görüntüleri gösterebilirim. Atölyenin salonunu biraz genişletmeye çalışıyoruz. 7-8 kişinin bir arada çalışabileceği bir ortam yapmaya çalışıyorum. Kurs detaylarını da yakın zamanda sizlere ileteceğim. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Sizin de kurs için önerileriniz varsa mutlaka yoruma yazmayı unutmayın. İstanbul'da olacak. İstanbul Levent'te olacak. Şu an verebileceğim en net bilgi bu. Diğer konularda değişkenlik gösterebilir. Onları daha henüz karar vermedik. Ben bu kursu 1-2 ay içerisinde başlatmayı düşünüyorum ama Ersin 5 veya 6 ay sonra gelebilecek. Çünkü Ersin Temmuz'da askere gidiyor. 5 ay sürecek muhtemelen. Ocak gibi veya Aralık gibi İstanbul'da olacak. Yani 5 ay ben tek başıma ders vermeye çalışacağım. 5 ayın sonunda Ersin'le birlikte olacağız. Sulu boya kursu da açma ihtimalimiz çok yüksek. Ben şu an sulu boyada iyi bir tecrübeye sahip olmadığım için kendim vermeyeceğim. Ersin geldiği zaman sulu boya kurslarına geçeceğiz. İlk etapta yağlı boya ile başlayacağız. Rağbet olursa akrilik boya da olabilir, kuru boya da olabilir. Yapabildiğimiz, tecrübemizin olduğu tekniklerde kurs vermeyi düşünüyoruz. Böyle bir kurs açsak siz katılır mısınız? Katılmayı düşünür müsünüz? Ama gerçekten böyle ciddi ciddi kurslar hakkında bilgisi olup, araştırması olup kursa gitmek isteyenler var mı aranızda gerçekten? Bunu çok merak ediyorum. Bu kurs olayını aklıma aslında siz soktunuz. Bana özelden çokça soru gelmeye başladı, kurs veriyor musun diye. Daha önce de düşünüyordum ama bu kadar ciddi değildim. İstek gelince benim de açmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Umarım güzel bir şekilde bilgilerimiz ve tecrübelerimizi size aktarabiliriz bu kurs sürecinde. Yine YouTube videolarında derslerimiz devam edecek. Yine aynı bu şekilde size YouTube üzerinden de bilgiler vermeye devam edeceğim. Ama tabii bir YouTube videosuyla birebir eğitim aynı olmuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoya Colorbox'a devam ederiz. Önceki alışveriş videosunda kapıdan girmiştim. Bunu tuhaf karşılamışsınız. Sanki böyle bir kurguymuş gibi yorumlamışsınız. Orhan abiye de gelip çok sormuşsunuz onu. O yüzden direkt içeriden başlıyorum. Nasılsın Orhan abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Maskelerimizi taktık. Nefes almak biraz zor. Belki sesimiz de mikrofona biraz kısık gelebilir. O yüzden kusura bakmayın.
Sağlığımız yerinde olsun da boş ver. Şimdi abi ben bugün alışveriş yapacağım. Normal aylık alışverişim yapmaya geldim. Daha önce ben yapmıştım. Aldığım şeyleri göstermiştim. Arkadaşlar dedi ki mağazada alışveriş yap. Mağaza ortamında biz de görelim dediler. Set videosundan zaten mağazayı tanıyorsunuz. Set videosu da bu ara bayağı izlendi. Yakın zamanda da sulu boya için başlangıç seviyesi bir set hazırlamayı düşünüyoruz. Aynen. Onu da yakın zamanda yaparız inşallah. Yaparız. Şimdi abi ben bugün fırçalardan başlayalım istersen. Tamam. Fırçalarda yağlı boya fırçası. Yağlı boya alacağız. Bir tane de sulu boya alayım diyorum. Ben geçenlerde sulu boya için Mona Lisa'nın bu... Sincapkalı. Sincapkalı. Ama bu yapaydı değil mi? Bu yapay olanı. Bir de bunun Windsor olanı var doğal. Evet ben bunu yapayını almıştım. Onlar biraz pahalı geldi bana. Bu doğal olanı. Doğal sincapkalı. Biz yine yapayından alalım. Onun fiyatı... Ne kadardı ortalama? Bir de Mona Lisa vereyim sana. Mona Lisa'da bir yok galiba. Onda bazı ölçüler yok. Kalmadı mı? Aynen şu an firmasında da yoktu. Ama gelecek. Tamam. 109 lira. Evet bu 109 lira. Muhtemelen o da yarı fiyatı gibi bir şeydi. Ya, tam ben geçen yarı fiyatı denk geliyor ama kalite bakımından yani bu çok yüksek bir kalite. Ben şu an bunu almıyorum. Şu an giriş seviyesindeyim sulu boyada. Tamam. O yüzden havadan fazladan uçmaya gerek yok bence. Alışverişlerinizi tekniğinize göre yapmanız lazım arkadaşlar. Yani bir anda böyle pahalı malzemeler almanıza gerek yok. Pahalı ve ucuz malzemeler arasındaki farkı da bu şekilde yavaş yavaş öğrenmiş olacaksınız. Ben her zaman ucuz malzemeden pahalıya doğru gidiyorum. Mona Lisa kalmadı dedin. Başka sulu boya var mı? Böyle detay girebileceğim. Ben şu an yağlı boya fırçası kullanıyorum sulu boyada. Çok böyle bir zorlamıyor beni ama sulu boya olsun diyorum. Yani sulu boyada yağlı boyada ayrı kullanayım fırçaları diyorum. Alt grupta yine Windsor'un fırçaları var. Cotman serisi. Bunları kullanabilirsin sulu boyada. Evet bir arkadaş Instagram'dan önerdi onu bana. Bunlar normal doğal kıllara çok yakın sentetik fırça. Hı hı. Bunları rahatlıkla kullanabilirsin. Tamam. Daha ekonomik olsun istersen. Peveo'nun fırçaları var. Normal Peveo'larda sulu boya fırçaları bunlar da 123 serisi. Bende 4 numara Mona Lisa var. Bu kalın gelir. Ben 2 tane detay için. Bir 3 numara alayım. Bir de biri var mı? Var. 3 numara bir de 1 numara alayım. 1 numara 3 numara. Tamam. Onları alalım. Akrilikte de kullanabilirsin. Sulu boyada da kullanabilirsin. Detayda normal yağlı boyada da kullanabilirsin onları. Anladım. Tamam. Şimdi yağlı boya için fırça seçelim. Sert kıl mı yumuşak kıl mı? Şimdi ben abi yağlı boyada artık biraz daha kaliteli fırçalara geçmek istiyorum. Bayağıdır Fan Art'ın bu serilerini kullanıyordum. Aha. Geçenlerde Pebeo denedim. Pebeo'dan memnun kaldım ama sen dedin ki o iki fırçanın da seviyesi olarak aynı fırçalar dedin. Biraz Pebeo daha pahalı. 3-5 lira. Aynen. Ama ben onların bir tık daha üstüne çıkayım diyorum. Bir de onları deneyeyim diyorum. Aradaki farkı daha görmek istiyorum. Windsor'a geçeceğiz. Hı hı. Windsor'da Winton serisi. Doğal hayvan kılı bunlar. Evet. Bunlar doğal olduğu için daha rahat kullanmana fayda gösterecek. Peki ben fırça izi kalsın istemiyorum. O tarzı sevmiyorum. O zaman yumuşak daha, evet, kılla da normal yine Winsor Newton'ın bu imitasyon bir fırça. Hı hı. Normalde bunun özelliği yani doğalı Firavun faresi kılı. İmitasyonu. Bunlar da profesyonel fırçalar. Kılı güzel. Bunların bir de kullanım ömrü daha fazla oluyor değil mi? Bunların ömrü daha fazla. Yani iyi bakarsan ömürlük fırçalar. Anladım. Onlarda kesik uç var mı? Bunlarda kesik uç yok. Yuvarlak var. Düz var. Kedi dili var. Yelpaze var. Yelpaze kullanmıyorum ben. Şöyle bunlar kedi dili oluyor değil mi? Onlar kedi dili. Şu ne? Şu. O da kedi dili. İkisi de kedi dili. Sadece farklı. Yok birisi açılmış. Yani açtığı zaman o da onun gibi oluyor. Ha, o da onun gibi oluyor. Tamam. Şu anda tutkanlıdır bunlar. Şöyle göstereyim. Açıldı. Bir de arkadaşlar yeni fırça aldığınız zaman soruyorsunuz çok sert bunu nasıl açabilirim diye. Terebentini çok az bir şekilde sürdükleri zaman ya da ıslak mendille çözülebiliyor rahat bir şekilde. Terebentinde değil de ilk aldığı zaman direkt suyla da yapabilir onu. Suyla yıkayabilir. Tutkal mı sürüyorlar bunların bu haline? Bunların genelde düz durmasını sağlayacak tutkal sürüyorlar ağzına. İlk açıldığı zaman direkt tutkallı oluyor bunlar. Hmm. Tutkalı açtıktan sonra zaten kendi kendine çözülüyor. Yani elinle de açabilirsin. Bir tane kedi dili alayım. Ben sadece onun farkını görmek istiyorum. Şu açılmamışı alalım o zaman. Kesik uç olsaydı iyiydi ya. Kesik uç da hangisini öneriyorsun abi? Şimdi ben genelde kesik uç kullanıyorum fırçada. İşte kesik uçlularda genelde... Ya Fan Art mı yapıyoruz? Kullanabileceğim Fan Art olabilir. Ve Pebeo galiba. Pebeo olabilir. Yani Sudorum fırçaları var. En son bunlardan aldım ben. Pebeo'nun. Çok hoşuma gitti yani bayağı. Güzel. Ya normal sentetik fırça. Ve şey ama yani Fan Art'a göre biraz daha uzun ömürlü gibi geldi. Yani aslında ikisi de aynı seviyesi. Fan Art'ta biraz daha fazla açılma yapıyor. Kalın olduğu için kılları daha açma yapabilir.
Anladım. Ben bir tane pebeo alayım. Şu an fırçada alacaklarım bu kadar diyebilirim. Şimdi boyaya geçelim. Ben yine denemek için boyada da biraz daha kaliteyi arttırmak istiyorum. Şimdi Winsor & Newton'ın Profesyonel Artist serisi. Evet, bir bu seri var. Bir de normal olarak Vinton serisi var. Bir Vinton serisi var. Ben genelde Vinton kullanıyordum. Aynen. Bazı yerlerde böyle rengi hem tam örtmüyor. Birkaç kat atmam gerekiyor. Hatta sarısında böyle bir 3 kat minimum atmam gerekiyor. Bende daha alt seviye olduğu için 2-3 seferde kapatman gerekiyor. Ama bunlarda pigment yüksek olduğu için tek seferde örtücülük özelliği daha yüksek. Ben şimdi bu pigment yüksek boyalardan ana renkleri alıp daha sonra pigmenti düşük boyalar ile karşılaştırmak istiyorum. Tamam. Neden bu iki boya arasında bir fiyat farkı var? Onu arkadaşlara göstermek istiyorum. Pigmentin yüksekliğinden dolayı arada fark var. İkisi de aynı firmanın. Bir tanesi üniversite serisi, bir tanesi profesyonel artist serisi. Üniversite serisinde alt grup olduğu için pigmenti daha düşüktür. Örtücülük özelliği daha yüksek değil. Ama artı serisinde profesyonel olduğu için pigmenti yüksek. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, seri 5 diye gidiyor. Pigmenti yükselttikçe de pigmenti artıyor. Yani örtücülük özelliği de daha yüksek oluyor. Evet. Ben bunu uygulamalı olarak da göstereceğim zaten ayrı bir videoda. Şimdi ben buradan ana renkleri alacağım. Hem de siz bundan almak istiyorsanız ana renklerin hangileri olduğunu görebilirsiniz. Kırmızı, mavi, bir de sarı. Şimdi siyahla beyaz şu ikisi. Tamam. Sarıda ben sana Winsor'un yellow'unu vereyim. Bir de Winsor'un kırmızısını vereceğim. Mavide de Winsor'un tamamını Winsor yapalım hepsini. Tamam. Bu bunlar Winsor'un şimdi kendi oluşturduğu renkler mi bunlar? Sadece Winsor'a özel renkler. Diğer 3 tane temel renk. 5 rengi alıyorum. Bunlar için ayrı video çekeceğim. Tamam, bunları kenara koyabiliriz. Şimdi Orhan abi bize boyaların renklerini gösterecek kağıt üstünde. Tüpün dışındaki renk bazen tutmayabiliyor. Onu anlamamak lazım pek. Bu normal mavisi. Ve bu pigment yüksek boyalarda ben bir tane almıştım, lacivert. Çok hızlı kuruyor. Yani diğer boyaya göre inanılmaz hızlı kuruyor. Pigmenti doğal olduğu için hızlı kuruması normaldir. Bunun genelde içerisinde karışım olmadığından dolayı direkt kuruma hızı da daha hızlanıyor. Liquid'ini de kullanınca birkaç saat içinde kuruyor gerçekten. Renkler çok canlı. Bu renkler doğada zor bulunur. Zor bulunan pigmentlerden oluşuyor zaten. Buradaki amaç uzun ömür boya kullanmak. Kokusu bile farklıdır normale göre. 400 sene ömrü var. 400 sene sonrasında hiçbir şekilde bozulmadan bizden sonrakiler izleyip yapılan resimlere de bakıp görebilir. Hiçbir şekilde bozma da olmuyor renklerde. Olduğu gibi kalacak 400 sene sonrasında da. Uygun olanlar ömrü nasıl oluyor? Onun da aynı, yine pigmentasyonu yüksek olanların tamamında öyle. Ama normal alt gruplarda o şekilde olmuyor genelde. Bir sararma, çatlama yapılabiliyor. Tuval üstünde boyayı biraz daha birkaç kat kullanmak lazım. Tek katta mesela direkt çatlıyor. Çatlama yapar tek katta. Ben mesela astarını iyi atman lazım. İlk tuvallerimde yaptım onu. Tek kat attım. Yeter dedim. Sonra vernibi sürdüğüm zaman bir kere siyah tam yoğunluğunu vermemişti. Ve çatlama yaptı. Çatlama yapması normaldir. Onun da astarının kuvvetli olması lazım tuvalde. Tuvaldeki astarı kuvvetli atarsan direkt istediğin gibi oynayabiliyorsun üzerinde. Bir tane beyaz alacağım. Büyük olacak ama. Beyazı astar olarak da kullanacağın için alt grupta bir beyaz olabilir. Evet, çok kullanıyorum. Bitiyor bayağı. Şimdi normal titanyum beyazı en çok kullanılan beyaz bu. Bunu vereceğiz. Zaten aynı kazanda üretiliyor bu boyalar. Aynı kazanda üretildiği için birbirinde hiçbir şekilde etkileşim olmuyor. Direkt kullanabiliyorsun birbirine. Sürekli çalışıyorsanız büyük almanızı öneririm beyazın. Ben hep siyahla beyazı böyle bu şekilde büyük alıyorum. Siyah değil de genelde beyaz en çok kullanılır. Evet, beyaz yani yarı yarıya diyebilirim, siyah daha az kullanılıyor. Ama evet, diğer boyalara göre tabii siyah da daha fazla kullanıyorsun. Diğer renklere göre. Bir de arkadaşlar böyle bir size küçük geliyor ama yani bir boyayı bitirmek gerçekten zor. Çok işin idare ediyor. Şu noktasında artı serisi pigmenti yüksek olan bunun seviye olarak boyu büyük ama pigment yüksek olduğu için aynı boydaki yeri kaplayabilir. Yani özelliği pigmenti doğal olduğu için. Aslında baktığın zaman fiyatlar birbirine eşit gibi birbirine gözüküyor. Birbirine eşit gibi aslında. Çünkü bu 37 milim, bu 200 milim. Yani 37 milime aynı parayı vermek biraz daha şey zor gelir ama yani yükseklik olarak pigmenti yüksek olduğundan dolayı kapatma oranı da bunun kadar iki katına çıkıyor. Evet. Su bazlı yağlı boya varmış. Var. Ben ilk defa burada gördüm. Daha önce hiç duymamıştım. Çok şaşırdım. Yine aynı markanın ürünü. Ben bunları alacağım. Bunların da ayrı videosunu çekeceğim. Çok enteresan, yani su bazlı yağlı boya diyorsunuz. Yine o zaman temel renk evet olarak temeli verelim. 5 renk alacağım yine. Bunlar astım hastaları için özel üretilmiş. Doğru. Yani normal akrilik boya gibi. Ama aslında
Yağlı boya. Yani bir de evde de daha uygun. Evde gerçekten çok kokuyor. Benim atölyem mesela her gün ben 1 saat 2 saat havalandırmam gerekiyor. Yazın zaten sürekli camlar açık ama kışın koku yoğunluğu oluyor. Yine seri 1 seri 2 diye gidiyor. Evet. Bunların ben yine seri 1'i vereceğim. Hı hı. Zaten deneme yapacaksın anlarsın o olayı da. Evet. Bunların temelinde seri 1'de de var, seri 2'de de var pigmentleri. Ama sen seri 1'den başlat. Koku olarak da zaten akrilik boya gibi kokacak. Yağlı boya ama akrilik boya. Hiçbir şekilde bir koku etkilemiyor size. Peki ömür olarak şimdi akrilik boya, yağlı boya daha az ömürlü olduğunu biliyorum. Normal yağlı boyada hiçbir farkı yok. Yağlı boya yalnız kokusu yağlı boya gibi değil. Anladım. Yani su bazlı olduğu için koku o kadar yok. Bunda ne likün ne terebenti ne de keten yağı kullanmıyoruz değil mi? Kullanmayabilirsin. Kullanabilir miyiz? Likini kullanabilirsin bunda. Anladım. Hızlı kurutmak istiyorsan daha da. Tamam. Normalden zaten hızlı kurur ama daha da hızlı kurutmak istiyorsan lukini kullanabilirsin bunda da. Tamamdır. Şu an burası videolar için oldu diyebilirim yani. Yine sulu boyada benim sulu boya setimde gördüğüm eksiklikler var. Mesela geçenlerde lacivert almıştım. Lacivert kendi rengini pek iyi vermiyordu. O yüzden lacivert almıştım. Şimdi de mor ve kırmızı almak istiyorum. Yine böyle çok pahalı olmasın. Giriş seviyesi ama rengini versin yani. Potman serisini döktük. Verelim. Bir tane mor, kırmızıda da sana kadmiyum kırmızısına vereyim. Bu başlanma seviyesinde bir boya. Ama basit bir boya değil. Bu da profesyonel. Tüpteki sulu boyalar nasıl? Ne farkı var? Neden tüpü tercih etmeleri lazım mesela? Tüpteki sulu boyaların tamamı artist serisi. Profesyonel pigmenti yüksek olanlar. Yani normalde tabletle tüpün arasında ne var desen kullanım olarak kolaylık veriyor size. Yani tüpte sıkma olayı var. Daha sıvıdır. Tablette direkt taş olduğu için ezmen gerekiyor ya da sulandırman gerekiyor. Ama normal tüpte öyle değil. Direkt olduğu gibi akrilik gibi kullanabiliyorsun bunu. Fiyatları biraz daha yüksek galiba. Tablete göstereyim. Göre. Tablete göre yüksek değil aslında, aynı para. Ama profesyonel. Bunu da o zaman ilerleyen zamanlarda sulu boyayı biraz daha çözdüğüm zaman deneyebiliriz. Yardımcı malzemelerini belki deneyebilirsin burada. Maskeleme sıvısı, evet. Maskeleme sıvıları var. Hem normal var hem de kalıcı olanı var. Yani hem sökülebilir olanı hem kalıcı olanı var. Biz sökülebilir olanı alalım o zaman. Beyaz rengi var. Hı hı. Renksiz olanı var. Mavi renkleri var. Kalem olanı var. Kalem olanı var. Yani normal kalem gibi kullanabiliyorsun bunu da. Çok iyi. Beyazını alayım. Mesela sökülebilir olsun. Boyayı renklendirmek istiyorsun. Metalize renkler. Evet. Kendi bir sedef boyası var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Bunu normal sulu boyayla beraber birleştirip hangi rengi yapmak istiyorsan o rengi parlatabiliyorsun, metalize yapabiliyorsun. Çok iyiymiş. Bunu burada daha sonra denerim ben bunu muhtemelen. Doku vermek için ürünler var. Kağıt üstüne yoğunluk bırakmak için. Yoğunluk bırakmak da oluyor. Genelde bir doku yaratmak isteyenler de kullanabiliyor. Farklı dokular yaratabiliyorsun kağıt üzerinde. Böyle dağınık, açılma gibi. Aynen. Bazıları tuz döküyor. Tuz da böyle ebru gibi yapıyor. Ebru gibi çevirebilir tuz. Ama onlar tabii üzerine bir koruyucu atman gerekiyor ki sabit kalsın orada. Evet. Yani tuz çözüldükten sonra komple dağıtabilir. Bir tane maskeleme sıvısı alacağım ve bir sorum daha var. Güzel oluyor böyle sorulara cevap veren birisi olduğu zaman. Geçenlerde bir tane ayraç yapmıştım. Kitabın arasında kullanıyordum. O ara su içtim. Elimde su kalmış. Ayraç battı elleyince. Bunu koruyabileceğimiz bir şey atmak gerekiyor mu? Yani bir yağlı boya gibi üzerine vernik gibi bir şey gerekiyor mu? Fiksatif atabilirsin. Fiksatifin üstüne vernik kullanabilirsin. Sulu boyada. O fiksatifin ne oluyor? Onu da göstereyim. Bu normal bir fiksatif. Tozlu. Bütün her şeyin üzerine sıkıp kullanabilirsin. Hiçbir şekilde dağıtma yapmaz. Bunun sıktıktan sonra üstüne vernik atma şansın yüksek. Yani sulu boya mesela cansız olur. Evet. Fiksatifi attıktan sonra üstüne direkt canlılığı artırmak için vernik kullanabilirsin parlak. Verniği ayrı mı yoksa yağlı boyada kullandığım verniği kullanabiliyor muyum? Verniği aynı yağlı boyada kullanabileceğini kullanabiliyorsun bunu sıktıktan sonra. Ama ben şeyi sevmiyorum yani şeyi seviyorum. Sulu boyanın o dokusunu seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Sadece o yakaladığım dokuyu korumak istiyorum yani. Korumak istiyorsan o zaman fiksatif kullan. Sadece bunu kullansam yetiyor. Hiçbir şekilde etkileşim olmayacak. Direkt yüzeyi kaplıyor. Yüzeyi kapladıktan sonra istersen vernik kullan, istersen vernik kullanma. Bu katta boyalarımızı ve fırçalarımızı aldık. Aklıma gelen başka bir şey yok. Aşağı kata inelim. Tamam. Birkaç tane tuval almam lazım. Tuvaller de burada. Yeni tuvaller gelmiş. Geçen geldiğimde bayağı azalmıştı. Şimdi %80 kalın çerçeve istiyorum. Bu kalın çerçeveyi daha da kalınlaştırabiliyor muyuz isteğe göre? Kalınlaşır. Şimdi buradakiler 3.5'a 4. Bunun bir kalanı 4'e 6.
kalın şaseli tuval. Bu da ince. İnce şaseli. Bunda ince şase olduğu zaman genelde çerçeve yapman gerekiyor. Aynen. Duvarda daha geride kaldığı için. Ve güzel durmuyor duvarda zaten bu. Ben bunda genelde kalın kullanıyorum. Çerçeveye şase, gerek kalın kalmıyor. Kalın şase olanların tamamında kenarını boyayıp çerçeve imkanı da kaldırıyor senden. Daha önde kaldığı için duvarda daha net, böyle belirgin hale geliyor. Üç boyutlu gibi duruyor. Ben çok seviyorum ve bundan kullanıyorum. Bunu daha da kalınlaştırabiliyoruz. Daha özel sipariş vererek. Aynen, özel siparişlerde. İsteğe göre zaten her ölçü tuval yapılıyor burada. Bir de ben ders videolarında, yağlı boya ders videolarında 18'e 24 tuval kullanıyorum. Hem hızlı bitiyor hem de bir videoda o çalışmayı bitirebiliyorum. O yüzden 3 tane normal ondan alabiliriz. Zaman şuradaki doku bezin kalınlığına göre ve dokusuna göre senin daha az boya kullanmanı sağlıyor. Özellikle ona dikkat etmen gerekiyor. Tamam. Şu an bunlar 370 gram. 3 kat astarlı. Yani 3 kat astar var diye astar atmamazlık yapmayın. Yine de astarınızı atın. Astarını atsın. Daha da az boya kullanmasına sağlayacak. Evet. Bir de bu tuvalin tablonun ömrünü arttırıyor astar. Aynen. Ne kadar yoğun boya kullanırsanız o kadar iyi oluyor. Mı? Öyle mi? Doğru mu? Daha doğru. Evet. Doğruymuş. 18'e 24. 3 tane yeterli olur diye düşünüyorum. 18-24. Bu boyutlarda tavsiye ederim. Çünkü çok vaktinizi almıyor. Sıkılmadan rahat rahat yapabiliyor. Burada böyle farklı tuvaller de var. Yuvarlak tuvallerde istediğin her ölçüde yapılabiliyor. Evet, bunlar normal. Şu kenarını da göstereyim. Normalde kenarları böyle dalga dalga olur. Hı-hı. Başka yerlerden aldığı tuvaller. Bunlar özel elle germe. Ya aşırı bir zımbalama var, sağlam olsun diye. Hem sağlamlık hem de şu dalgayı kaldırmak buradaki amaç. Orada pres tuvaller var. Pres tuvaller de bitmişti. Yeni gelmiş. Yeni yaptırdık. Kendimizin artık pres tuvali var. Daha önce Color siz var. Yapmıyor muydunuz? O zaman başka bir marka geliyordu. Fanart diye. Hı-hı. Onu biz ithal ediyorduk. Bu yerli üretim %100. Yeni başlayanlara da ya da kağıttan tuvale geçmiş olan arkadaşlara da pres tuval almalarını öneririm. Fırçaya daha hakim bir şekilde çalışabilirsiniz. Böyle küçükler de var. Tamam, tuvalleri de hallettik. Şimdi bir yukarı çıkalım bakalım. Şimdi son olarak Liquin almak istiyorum. Benim bitmeye yakındı. Bunun hakkında da biraz bilgi verebilirsin. Ben yine çoğu videomda gösteriyorum. Bunun bir özelliği normal yağlı boyanın içerisinde yağ ya da terebentin kullanmaman. Hangi boyayı kullanıyorsan kullan, o boyanın pigmentini daha öne atıyor. Kuruma sürecini çok hızlı hale getiriyor. Evet. Aynı zamanda çok canlandırıyor boyayı. Ben çok memnunum. Terebentin ve yağ kullanmıyorum hiçbir şekilde. İlk tablolarımda kullanmıştım. Sonra öğrenince artık kullanmamaya başladım. Fırça izlerini komple belirsiz hale getirir. Aynı zamanda yani doku verirken daha düzgün bir doku yaratır. Canlı olmasının sebebi de boyayı öne atıp kendini geride tutup alt temeli kurutmak. Hı hı. Boya yine yukarıda kaldığı için de daha hızlı kurutmasını sağlıyor. Tamamdır. Bundan da bir tane alalım. Bunlarda başka bir özellik mesela şöyle bir şey daha var. Tamam. Light gel var. Normal fine detail olanları var. Bunlardaki fark daha ince detaylı çalışmalarda mesela kullanabileceğin özellikler var. Çok pürüzsüz bir zemin elde etmek istiyorsan daha ince detaylı olanları kullanabiliyorsun. Daha da aslında inceltiyor gibi bir şey. Daha da inceltiyor. Bu fırça temizleme aparatını da yeni keşfettim. Ben kendim yapacaktım böyle bir şey. Sonra burada hazırını gördüm. Bunu da alacağım. Bunun için de fırça temizleme videosunu da detaylı bir şekilde göstereceğim. Yukarıdan fırçanızı asıyorsunuz. Bu içinde böyle tel var. Terebentini veya temizlemek istediğiniz şeyi, şurada suyu da olabilir, terebentini olabilir. Burada çözülüyor. Terebentin üste çıkıyor, boya alta çöküyor. Aynen. Ve terebentini çok uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Fırça yıkadıktan sonra bu şekilde asman gerekiyor ki fırçaların ağızları şu şekilde yelpaze gibi açılmasın. Evet. Bu şekilde düz durduğu zaman komple olduğu gibi bırakır. Ağızları hiçbir şekilde bozulmaz fırçaların. Evet. Tamamdır. Bunu daha detaylı ben yine videoda göstereceğim. Bundan da bir tane alıyorum o yüzden. Bugünkü alışverişimizi bitirdik. Şimdi buradan sonra ben atölyede size ürünleri daha detaylı göstermeye çalışacağım. Sorularıma güzel bir şekilde cevap verdiği için Orhan abiye çok teşekkür ederim. Siz de bu şekilde mağazaya gelip Orhan abiden ve mağazadaki diğer arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. İndirimi burada Orhan abi ilettiğiniz zaman, Muhammed Yüksel'in videosundan geldik dediğiniz zaman indiriminizi burada da uygulayacak %15'lik. Çekinmeden söyleyebilirsiniz. Veya internet siteleri üzerinden de alışverişlerinizi bu şekilde indirimli
yapabilirsiniz. Orhan abi ben çok teşekkür ediyorum. Yardımları ve rica ederim. Önerileri için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Atölyenin tadilatta olmasından dolayı şu an ekipmanlarımı kullanamıyorum. Işıkla falan sorun yaşıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Aldığım ürünlerden kısaca bahsedip size gösterip fiyatlarını da söyleyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatmak istiyorum. Fazla uzadı muhtemelen. Bir 30 dakikayı bulabilir video. Ürünleri gösterip videoyu kapatacağım. Şimdi toplamda 950 TL falan tuttu. 3 tane 18'e 24 tuval aldım. Artist serisi. Artist serilerin çerçeveleri ince oluyor. Ders anlattığım işte 20 dakikalık, 30 dakikalık videoları bu tuvaller üstünde çekiyorum. Sizin de bu boyutlarda almanızı tavsiye ederim. Hızlıca bitirebiliyorsunuz. Fiyatları uygun olduğu için çok çalışma yapabiliyorsunuz. Kocaman tuvalleri yapmanıza gerek yok yani. Yağlı boyda biraz, genelde ben de öyleyim. Büyük tuvallere çalışmak istiyorum. Daha rahat oluyor. Ama fiyatları tabii daha pahalı oluyor. Şimdi bunların hemen fiyatına bakayım. Bunların tanesi 9 TL arkadaşlar. Bunlardan 3 tane aldım. Bir de 180 tuval aldım. O da galeri serisi. Onun fiyatı da 89 TL. 89-90 TL civarında. Ondan sonra böyle bir fırça temizleme aparatı aldım. Bunu tamamen göstermeyeceğim. Zaten videoda gördüğünüz tam halini. Söküp takmak zamanımızı almasın. Bunu da hemen fiyatını söyleyeceğim. Bunun detaylı videosu fırça temizleme videosunda gelecek. Bunun için ayrı bir video çekmek istiyorum. Bu da 30 TL. 30 TL bir fiyatı var. Hemen fırçalarımıza bakalım. Şimdi bugün ben pahalı bir fırça aldım. Bunu denemek istiyorum gerçekten. Uzun süredir 20 lira ile 30 TL arasındaki fırçaları alıyorum. Bunların tabii kaliteleri biraz daha düşük ama kullanılmayacak gibi değil. Ben çoğu tablomu bu fırçalarla çıkarttım ve memnunum. Yani pahalı fırçanın ne farkı var onu öğrenmek istiyorum. Bu fırça 140 TL olması lazım. Bunun da 130 TL civarında bir fiyatı var. Söylediğim fiyatlar sanatçı indirimiyle oluşan fiyatlar. Siz oraya kaydınızı yaptırdığınız zaman kalır baksa sanatçı indiriminiz oluşuyor. Ben de o indirimle aldığım bir fırça. Bu 150 TL civarındaydı normal fiyatı. Sanatçı indirimiyle 130 civarına iniyor. Bunu çok merak ediyorum. Bunun için de ayrı bir video yapabilirim. Burada Pebeo'nun iki fırçası var. Şöyle göstereyim. Biri 5/8, biri de 1/2 olması lazım. Pebeo'nun fırçalarını yeni kullanmaya başladım. Çok hoşuma gitti kılları. Biraz daha sanki daha dayanıklı diye düşünüyorum. Bunları da beğeniyorum. Hemen bakalım bunların fiyatına. Bu 13 TL. Bu da 18 TL. İndirimli fiyatları. Ben genelde kesik uçlu fırça kullanıyorum. Otomobil çizimlerimde düz çizgiler oldukça fazla. O yüzden kesik uçlu fırçayı çok kullanıyorum. Ve iki tane de sulu boya fırçası aldım. Detaylar için biliyorsunuz daha önceden Mona Lisa'nın bir fırçasını almıştım. 50 TL'ye. Bunlar da Winsor Newton'ın Cotman serisi. Bakalım fiyatlarını. Birisi 1 numara, diğeri de 3 numara. Detaylar için bu fırçaları aldım. Bir tane de sulu boya maskeleme sıvısı aldım. Bu da 47 TL civarında. Bunu denemek istiyorum. Çok merak ediyordum. Bunun için de detaylı bir video gelecek. Bunu da ayrı bir videoda size göstereceğim nasıl kullanıldığını. Bu da 43 TL. Ben orada büyüğünü almıştım ama büyüğünün fiyatı biraz fazla geldi. O yüzden küçüğünü aldım. Küçüğü de. Bir dahaki sefere muhtemelen büyüğünü alabilirim ama. Bu da 43 TL. Evet, Winsor Newton'ın yağlı boyalarını aldım. Ama bu yağlı boyalar çok farklı bir özelliğe sahip. Bunlar su bazlı arkadaşlar. Bu gördüğünüz 5 boya da su bazlı. Su bazlı yağlı boya, yanlış duymuyorsunuz. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım. Bu boyalarla ilgili de detaylı bir video yapacağım ama şunu söyleyebilirim. Koku vermiyor arkadaşlar. Evi böyle o yağlı boyanın bazılarına göre kötü, bazılarına göre güzel. Bana göre güzel ama benim arkadaşlarım sevmiyor. Atölyeme geldiği zaman çok kokuyor yağlı boya. Onun önüne geçmek için ve bazı hastalıkların önüne geçmek için, solunum yolu hastalığı geçirenler için böyle bir boya yapmışlar su bazlı. Bu likünle de kullanabiliyorsunuz. Suyla da kullanabiliyorsunuz. Bunu çok merak ediyorum. En yakın zamanda detaylı inceleme videosunu çekeceğim. Ve bunlarla da birkaç çalışma deneyeceğim. Bunları gerçekten çok merak ediyorum. Fiyatlarını hemen size söylemek istiyorum. Bunlar da tanesi 30 TL. Normal yağlı boyadan biraz daha pahalı. Belki 10 lira ile 5 lira arasında bir farkı var. Artık detaylı videosu çektiğim zaman siz de nasıl olduklarını göreceksiniz. Ben acayip merak ediyorum. Bir tane de böyle beyaz büyük yağlı boya aldım. Beyaz çok gidiyor. Sebebi de beyazla astar atıyorum çünkü. Ve boyaları açmak için kullanıyorum. Beyazı hep bu şekilde büyük alırım. Bunun fiyatı da 55 TL. Ben bunların linklerini açıklamaya koyacağım hepsini teker teker. Orada net fiyatlarını görebilirsiniz. Ve yine 5 ana renkten Winsor Newton'ın
Artist serisinden aldım arkadaşlar. Bu şekilde 5 tane. Bunlar biraz daha pahalı. Hemen fiyatlarını size söyleyeceğim. Bunlar da arkadaşlar 50 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Seri 1, seri 2, seri 3, seri 4 diye gidiyor. Seri 4 olanlar daha pahalı. Seri 1 olanlar daha uygun. Seri 4 olanlar doğada az bulunan pigmentlerden yapıldığı için fiyatları biraz daha pahalı. Benim bu elimdekiler 50 lira ile 70 TL arasında. Bunların da yani pahalı boyanın farkını size göstermek için aldım ve kendim de bu farkı tamamen öğrenmek istiyorum. Bunlarla da ayrı bir video gelecek. Daha detaylı bir şekilde göreceksiniz pahalı boyanın farklarını. Son 2 tane de sulu boya aldım. Şurada bir yanlışlık yapmışım. 1 numarası 22 TL, 3 numarası 26 TL. Ben boyalarla karıştırmışım. İkisi de Kotman serisi çünkü. Bunlar da aldığım sulu boyalar. Biri kırmızı, biri mor. Bunları da çok denemek istiyorum. Bunların da tanesi 15 TL. Alışverişim bu kadar. 1000 TL'ye yakın tuttu. Hepsinin linkini teker teker açıklamaya koyacağım. İndirim kodu da açıklamada. Web sitesi üzerinden veya iki şubeden de biri Kadıköy şubesi, biri de Nişantaşı şubesi. Bu şubeleri girip indirimden faydalanabilirsiniz veya internetten alabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen yorumda belirtin. Bence mağazada çok güzel bilgiler edindik. Yani normalde arayıp bulamayacağınız bilgileri ben şu an size mağazadan aktardım. Bence önemli bilgiler. Sizin için önemli mi bilmiyorum ama ben bu videoyu çekerken çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Siz de umarım o bilgileri alabilmişsinizdir. Bu serinin bu şekilde devam etmesini istiyorsanız bunu mutlaka yorumda belirtin. Yani fazla yorum gelsin diye sormuyorum. Sadece fikrinizi öğrenmek istiyorum. Lütfen yorumda bunları belirtin. Ben de ona göre videolarımı çekeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, dediğim gibi yorum yapmayı da unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kanala abone olduğunuz halde bildirimleri açık olmayanlar var. Çünkü ben analitikten bakıyorum. %8'i falan bildirimden geliyor. Bu çok düşük bir oran. Bildirimleri açarsanız videoyu attığım anda direkt haberiniz olur, telefonunuza bildirim düşer. Bu şekilde kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sanatla kalın.